Ekranda gördüğünüz gibi Mastercard Shiba Inu incelemesi. Bakın bu incelemeyi yapmadan önce şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum. Bizim neye ihtiyacımız var? Şimdi arzı çok yüksek, okey. Bu arzı nasıl düşürülecek? Şimdi hemen bahsedeceğim. Yakım olmazsa ne gibi şeyler olacak? Şimdi biz zaten %50'sini Uniswap'a, %50'sini de zaten Vitalik'e göndermiştik. Bu %50'si şimdi bizim çok önemli. Uniswap acaba yakım yapacak mı? Şimdi bu yakım yapmazsa zaten swap işlemimiz var bizim. Swap işlemimizde zaten kendi kendimize yatırım yapabiliyoruz. Hani kendi kendimize yakım da yapabiliyoruz. Eğer ki mesela XSHIB'i 50 milyon XSHIB eğer stake yapılırsa 50 milyon da arzı düşmesi demektir. Zaten arza baktığınız zaman sürekli böyle bir düşüşleri görebilirsiniz. Yakın zamanda mesela sürekli reklamlar olduğu zaman mesela Mastercard ödeme yöntemi olarak mesela test edecek. Hani bunun mesela şey demiştik ya, Visa, PayPal mesela onaylanmıştı, bunu kabul edilmişti. Şimdi Mastercard var Shiba Inu incelemesinde. Buna bakmadan önce böyle bir haberlerden, böyle bir yakından bahsedeceğiz. Bu video gerçekten de çok güzel olacak. Videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi buna geçelim. Mastercard da bizim için çok önemli. Hemen bu haberi okuyalım. Muazzam haber. Diğer videolar da çok önemli. Gerçekten de buna hemen bakalım. Ben çok heyecanlıyım bu haberleri okudukça. Umarım siz de heyecanlanırsınız. Hadi başlayalım. Dostlarım, Türkiye'nin en yavaş gelişen kripto adam ailesine hepiniz hoş geldiniz. Türk parasındaki sıfırları nasıl attık? Shiba'daki sıfırları atma dileğiyle herkese selamünaleyküm. Mastercard Shiba Inu incelemesi. Zaten orada Mastercard'ın yazması bize zaten çok güven veriyor. Diğer zaten haberler de çok güzel. Onlar da güven veriyor ama öncelikle şuna bakalım. Yoğunlaştıkça ödemeler için USDT'yi test edecek. Mastercard oldukça yoğun ilgi gören kripto para birimi SHIB kullanarak ürünler için ödeme yapmak isteyen kart sahipleri için USDT SHIB Inu'yu bir köprü varlığı olarak kullanacak. Bakın arkadaşlar, benim düşüncem Shibcoin'in Binance'a girmesiyle bir güven vermesi. Zaten Coinbase Pro mesela onlarca coin Coinbase Pro'ya girmedi. Mesela şeye girmesi, Binance'a girmesi, Coinbase Pro'ya girmesi güven verdiği için ve ucuz bir coin olduğu için böyle bir köprüyü, böyle bir şeyi yani kimsenin kaçırmayacağını ben düşünüyorum. Yakın zamanda zaten büyük iş adamları, küçük iş adamları sürekli zaten Shiba Coin'e yüklenecek. Diğer habere mesela bakalım, Mastercard'la ilgili bu da tabi ama bakalım diğer haberleri daha güzel, daha güzel aydınlatıcı. Hız kesmeden hemen haberleri okuyorum arkadaşlar. Mastercard, kripto para birimi sahiplerinin dijital varlıklarını ödeme devinin kartlarını kabul eden tüccarlarda harcamasına yardımcı olacak ilk stable coin, ardından Shiba Inu'yu bir avuç ortak şirketi seçti. Bakın, fazladan bir adım eklemek gibi görünse de bir kripto para birimi bir Shiba Inu için takas etmek ve ardından SHIB dolar ile değiştirmek doğrudan kriptodan fiyata geçmekten daha hızlı ve daha basit olabilir. Örneğin bazı kriptolar bir borsada daha dolar ile kolayca alınıp satılamaz. Ancak USDC için olabilir. Şirket bu şekilde istasyonun eklenmesinin müşterilerine Mastercard markalı ürünler sunmak isteyen kripto para birimi şirketlerine yardımcı olacağını söyledi. Zaten böyle bir şey olursa zaten daha fazla güveni verecek. Shibcoin'e mesela böyle bir güvenin olması çok güzel bir şey, okey, ama diğer büyük şirketlere de yol açıyor böyle. Mesela diğer büyük şirketler de mesela Shiba Coin'i kapacak. Yakın zamanda borsalara da gelecek. Mesela bazı arkadaşlar yorumlarda yazıyor ki Paribu'ya gelebilir mi? Hani Paribu'ya gelmesi için şöyle bir şeyin olması lazım. Zaten TRY paritesi açıldı. Çünkü TRY'den yani Türkiye'den çok fazla Shibcoin'i alan var. O yüzden yakın zamanda da Paribu'ya gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama benim için bir %70 %80 gelebilme ihtimali var gibi. Mesela şu haber okuyalım. Bu haber de Mastercard ile ilgili. Ondan sonra diğer haberlere geçelim. Diğer haberler de çok mükemmel. Şu Mastercard'ı bitirelim. Mastercard bizim için çok önemli. Diğer haberlere hemen geçelim birazdan. Mastercard'ın dijital varlık ve blok zincirleri ürünlerinin sorumlu başkan yardımcısı REC bir basın açıklamasında bugün tüm para kripto şirketleri kripto para birimini geleneksel itibari para birimine dönüştürmek için temel altyapıya sahip değil ve biz bunu kolaylaştırıyoruz dedi. Mastercard'ın ağını belirli bir sabit paraları getirmeyi planladığını söylemesinden 5 ay sonra yapılan duyuru bu nihai hedefe doğru bir adım olarak çerçevelendi. Dostlarım, bu planı da okuyalım. Ondan sonra Shiba Coin'i alanları gerçekten çıldırtacak bir haber var. O habere geçeceğiz. Ondan sonra böyle bir tane cüzdanlar var. 1. sırada, 2. sırada, 3. sırada, 12. ve 11. ve 10. sırada çok güzel bir cüzdanlar var. O cüzdanlara bakacağız. O cüzdanlar yakım işlemleri olacak mı? Ve çok para aktarılıyor çünkü. O cüzdanlara bakacağız ama öncelikle şu planı okuyalım. Mastercard'la alakalı bir plan var. Şimdi plan, stable coin'lerin düzenleyiciler ve kanun yapıcılar arasında artan bir incelemesiyle karşı karşıya kalmasıyla geliyor. Pazartesi günü
Amerika Başkanı'nın Finansal Piyasalar Çalışması Grubu, üst düzey federaller finans düzenleyicilerin kullanım durumları ve potansiyel riskleri tartışmasının ardından önümüzdeki aylarda stablecoin ve Shiba Inu düzenlemeleri için tavsiyeler yayınlamaya söz verdi. Bakın, yakın zamanda böyle bir şey olduğu zaman ödeme yöntemleri zaten sürekli artıyor ve böyle haberlerden piyasa değerinin artması, swap'la da arzın düşmesi bizim için çok güzel olacak. Ama hemen Shiba'nın çıldırtan haberlerine hemen geçelim. Öncelikle şunu okumak istiyorum. Neden ilk 20 gün Vale Esmin milyarlarca SHIB satın alıp asla satmamasından bahsetmiyorum. Cüzdan 8, 9, 10, 11, 10, 22 ve koymacalardı. Dipsi onlar gibi satın alın. Bakın, bu haber bir farkındalık. Bakın, o cüzdanlar mesela, ilk 20 cüzdanlar, hani ilk 1'i demiyorum, ilk 3'ü demiyorum arkadaşlar. İlk 20, diğer zaten 22'ye falan artan bir şey var. Hani bakın, bu adamlar bile daha satmıyor. Hani bizim satmamız gerçekten de biraz saçmalık olur. Çünkü şöyle bir şey. Mesela 10 milyon adam SHIB alıyor. 20 milyon SHIB alıyor. Tamam mı? Onunla biz daha çok panik yapıyoruz arkadaşlar. Hani adam mesela 20 milyar alıyor. 2 milyar alan var, 200 milyar alan var. Bu insanlar panik yapmıyor. Çünkü biliyorlar ki arzın nasıl düşürüldüğünü. Biliyorlar ki Uniswap'ta yakın zamanda bir yakım olacağını. Biliyorlar ki SHIB'le ilgili daha güzel bir şey haberin geleceğini. Biliyorlar ki yakın zamanda bu haberlerden sonra daha çok borsalar teklif gelecek SHIB coin'e. Daha çok büyük iş adamları, küçük iş adamları yatırım yapacak. Başlıkta gördüğümüz gibi arkadaşlar, konuyu kaçırıyorsunuz. Neden konuyu kaçırıyorsunuz? Çünkü bazı insanlar Shiba coin'in arzının hani çok yüksek olduğunu biliyor ama nasıl düşürüleceği konusunda hiçbir fikri yok. Bakın, şu konuyu gerçekten de okuyalım. Bizim için çok önemli. Burada fiyatın nasıl yükseleceğini, madeni paraların yakılması, arzının düşürülmesi için fonların kilitlenmesi ve benzeri hakkında çok fazla mesaj görüyorum. Bunların hiçbirinin önemi yok. Yani böyle arzının çok yüksek olmasının hiçbir önemi yok. Burada fiyatının nasıl yükselteceğini, madeni paraların yakılması, arzın düşürülmesi için fonların kilitlenmesi ve benzeri hakkında çok fazla mesaj görüyorum. Bunların hiçbirinin önemi yok. Bakın, ne bir CEO'dan bizim beklentimiz olsun, ne bir yakım işlemleri gibi şeyden beklentim. Çünkü %50'si Uniswap'a gitmiş. Orada bir yakım işlemleri olacağını ben düşünüyorum ama her neyse. Eğer bizim SHIB coin'i mesela 50 milyon adet stake yaparsak, 50 milyon da bizim arzımızdan düşmesine neden oluyor. Daha güzel haberleri var, hemen geçelim. Shiba Swap'ın tüm amacı DeFi'dir. Özellikle verim çiftçilerin, çünkü DeFi bütün hayvanlar coin'in içerdiği bir şeydir arkadaşlar, bakın. Ve esnetmeden bahsediyorum. DeFi şu anda kriptodaki en sıcak şey, en temiz para yani. Mark Cuban ve Kevin'in gibi büyük yatırımcılar büyük paralar kazanmak için bunu yapıyorlar. Bakın, Elon Musk, Mark Cuban zaten daha önce duymuşsunuz, daha önceden anlatmıştık. Mark Cuban'ı mesela Dogecoin'den hatırlarsınız. Dogecoin'de mesela demiştik ki yükselecek, güzel bir yani ATS'ini kıracak gibi şeyler söylenmişti. Ne oldu bakın, mesela tekrardan 7 seviyelere çıkmıştı. Hani tekrardan böyle bir şey söylemesi bizim için çok güzel bir şey. DeFi neden şu ana kadar sıcak? Bir para piyasası hesabı için ortalama faiz oranı %0.1 APR'den azdır. Paralarını DeFi'de tutan %100 APR risk toleransına bağlı olarak yapabilecekken neden paralarını geleneksel finansa yatırsınlar? Küresel bir finans devrimi DeFi bankalarının para taşıma ücretlerini toparlamasına izin vermek yerine bu parayı doğrudan insanların eline veriyor. Peki Shiba Swap'ın değerlerinden ayıran nedir? Stake etme ve verim çiftçiliğini, yani gömme ve kazma için benzersiz bir ödül yapısına sahiptir. Bakın, bu ödül, şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. NFT yakın zamanda her ayın 10'unda dağıtılacak. Yani elinizde ne kadar fazla SHIB coin tutarsanız, ne kadar fazla stake yaparsanız sizin için daha iyi olur. Yani söylediğim hiçbir şey yatırımcı tavsiyesi değildir. Hani burada gözüken haberler, hani çok güzel haberler var. Bu haberleri benim okumamam gerçekten üzücü olur. Çünkü çok güzel SHIB coin ile ilgili haberler geliyor. Bakın mesela, peki Swap'ın diğerlerinden ayıran nedir? Stake etme ve verim çiftçiliği, yani gömme kazma için benzersiz bir ödün yapısına sahiptir. Çiftçilik verdiğinizde, yani kazımı yaptığınızda yalnızca yetiştirdiğiniz kadar ödüllendirilebilirsiniz. Örneğin Ethereum, Tether çiftçiliğinizi yapıyorsanız daha fazla Ethereum, Tether likidite havuzlarına jetonu olarak ödüllendireceksiniz. Ne kadar fazla SHIB coin şey yapıyorsanız o kadar fazla SHIB coin kendini ödüllendireceksiniz. Mesela 50 milyon yaptıysanız 50 milyonda arzının düşmesine neden oluyor. Eğer ki 1 milyon tane insan varsa, 500 bin tanesi stake yaparsa bu arzımızın daha fazla düşmesine sebep olur. Shiba Swap'ta yalnızca çiftçilik yaptığınız şeyden daha fazla ödüllendirilmek de kalmaz. Aynı zamanda Shiba Swap jetonlarından birini yetiştiriyorsanız ayrıca kemik alırsınız. Bakın,
Hem mesela shitcoin'i şey yapıyorsanız, çiftliğini yapıyorsanız, yani kazımını yapıyorsanız ayrıca bone kazanıyorsunuz zaten. Onun çünkü bir komisyonunu şey yapmanız gerekiyor. Bu da sürekli böyle zaten stabil olarak kendi kendini sürekli zaten aktarıyor. Bakın, list çiftçiliği yapıyorsanız hangi coin'i topladığınıza bağlı olarak ayrıca işlem ücretlerinin bir kısmını alırsınız. Bunu başka kimse yapmaz. Tabii ki de kimse yapmaz. Shiba Swap ödüller arasında. Bu haberi sona koydum arkadaşlar. Çünkü çok güzel bir haber. Bizim için tam bir tartışma konusu. Bakın, Shib'in sonucu çıldırtıcı olacak. Neden çıldırtıcı olacak? Hemen bakalım. Ben çok heyecanlıyım. Bunu okudum, tekrar okuyayım. Birçoğumuzun milyonlarca madeni paraya sahip olduğunu görüyorum ve kendi kendime düşünüyorum. Sayılar olması gereken yere ulaştığında ve çektiğinizde kahretsin. Aslında kaç kişinin hayatında tam bir geri dönüş olabileceğini düşünmek bile benim için şok edici. Sonunda hayatı yaşama ve ailemizin yaşamlarını, istediğimiz hayatı verme şansına sahip olacağımızı bilmek beni çok mutlu ve iyimser yapıyor. Ama aynı zamanda bunun gerçeği olmayacak kadar iyi olup olmadığını merak etmemi sağlıyor. Demek istediğim, komisyoncular milyarlarca ödeyecek mi? Çünkü Shib dolara, hatta 50 sente ulaşırsa olacağı bu gibi görünüyor. Her neyse, bugünlük benim 2 sentim. Dostlarım, gördüğünüz gibi Shiba Coin ile ilgili çok güzel şeyler oluyor. Shiba Coin'in daha 0.01 dolar olmadan olacak gibi gözüküyor. Ama kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenin. Shibcoin'in uzaya kadar uçması için videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri gerçekten de çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Buradaki videolara da tıklayıp kanala buradan abone olabilirsiniz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.